Var mı soracak bir şeyleriniz? Yani bu adimiyet mertebesi olarak, bilgi olarak orada Allem'e kulles var derken bu yani Allem'e talim edilmesinde henüz faaliyete geçirilmediğini anlamadım. Yok, öğretilmesi var. Nasıl ilkokulda çocuklara öğretiyorlar bir şeyleri ama daha çocuk pek ne olduğunu anlayamıyor. Ama altyapısı hazırlanmış oluyor. Mesela çocuğun okula kaydedilmesi bir hazırlık bunlar. İşte Adem Aleyhisselam'la bu insanlık seyri başlamış oluyor. Ve Adem Aleyhisselam her şeyin ilkleri. İlk eğitim gören o. İlk tevbe istiğfar eden o. İlk yeryüzüne ayak basan o. Yani insanlık tarihinin ilkleri yatıyor Adem kıssasında. O yüzden çok mühim. İlk insan olarak Adem değil mi? Efendim? Adem Aleyhisselam. İlk insan olarak söylenmiyor. Yok, ilk insan olarak bahsediyor. Çünkü Muhittin abinin bir kitabını da okumuştum. İşte ben senin atanın Adem'den 10 önceki Adem'im diyor. Ha, o başka ama yine Adem. Yine Adem. O hadise bir başka saha. Şöyle diyelim. Biz zannediyoruz ki Adem Aleyhisselam ve gelen onun nesli bizler için de dahil kıyamete kadar kopacak olanlar sadece yegane bu nesil yeryüzünde yaşadığı zannediliyor. O bahsettiğin hadise onunla ilgili. Bizden evvel yani Adem ve Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam bir paket olarak diyelim buna, bir nesil diyelim. Gerçi zahiren nesil derken 100 senede bir dünya üzerinden bütün insanlar değişiyor. Buna nesil diyorlar. Bunlar ara nesiller. Biz onun tamamına bir nesil diyelim bu şekilde. İşte Adem Aleyhisselam ile Muhammed Aleyhisselam ve kıyamete kadar gelecek olanlar bir nesil, bir paket nesil. Bu bizim neslimiz gibi bizden evvel çok nesiller geçti. Bizden sonra da geçecekler. Biz yegane yaşayan nesil değiliz bu dünya üzerinde. Çünkü 12 milyar yaklaşık bu dünyanın ömrü olduğu söyleniyor. Ve yarısının da yaşandığı işte kimyasal fiziki şeylerle tespit ettiklerini söylüyorlar. Ne kadar doğrudur tabii Allah alem, Allah bilir. Ancak isabetli de oluyor, yaklaştırıyorlar yani buluşlarla. Şimdi bu yaşadığımız sürenin bunun 6 milyar senelik bir zamanı olduğunu ve bundan sonra 6 milyar gibi bir senesi olduğunu tahmin ediyorlar. Şimdi o 100 sene, 1000 sene, 10 bin sene, 2000 sene, 100 bin sene bu seneleri bizim tahayyül etmemiz mümkün değil. Biz ancak biliyoruz kendi ömrümüz kadar 50-60-100 seneyi biliyoruz. Onun dışındakileri bilmiyoruz, gelecekleri de bilmiyoruz. Var diye kitaplarda yazıyor ama yaşamadığımız için bilmiyoruz. İşte bu kadar bir süre için 12 milyar sene denecek var olacak bir varlık 10 bin senelik için bir iş için mi halk edilmiş olacak? Yani 10 bin sene, 12 milyar sene içerisinde iğne ucu kadar bile yer tutmaz. Nasıl ki dünya fezada iğne ucu kadar yer tutmuyor, o bizim yaşadığımız süre de o kadar kısacık bir süre. O zaman boşuna mı o bina yapılıyor, dünya binası? Şimdi bir muhteşem bina yapalım, çok büyük bir saray yapalım, orada dursun. Binlerle, on binlerle sene sonra gelecek bir kişi 3-5 gün içinde yaşayacak ve gidecek. O bina yapılır mı? Değer mi? Yani o 3-5 kişinin gün oturacağı bir süre için. O 3-5 gün oturacak, ihtiyacı olacak küçük bir kulübe yapar geldiği zaman. Giderken de yıkar. Yani bir kaşane yapılmasına gerek yok. Boş duracak çünkü.
gökyüzünde daha bizim üstünde bulunduğumuz dünya gibi üzerinde insani varlıklar yaşayan en az 100 milyar gezegen var. Bizim gibi. Yani bütün fezada yegane insan biz değiliz. Olmaz da zaten. Yani hakkın sonsuzluğuna karşı biz bir dünyada hakkın aciziyetini gösteririz. Peygamberimiz nasıl var? Peygamberimiz mi? Evet. Ha. O da güzel. Niye sordun sen bu soruyu? Bütün alemde başka dünyalar olunca. Evet, şimdi ben sana onu söyleyeyim niye sordum. Yani düşüncenin altyapısı. Mekke, Medine'de yaşayan bir kimse rahmeti olsa olsa Arap Yarımadası ne olur? Değil mi? Yani şu senin daha içinde bu soru var aslında. Dile getiremediğim belki bir soru var. Çünkü ben de öyle düşünüyorum. Rahmet olarak düşündüğümüz zaman yani bir kimsenin rahmeti çevresine faydalı olması, iyilikte bulunması. Hadi biz biraz genişletelim. Arap Yarımadası'nın tamamına, yani Mekke Medine'den sonra Arap Yarımadası'nın tamamına, Orta Asya'ya, Asya'ya, dünyaya, Türkiye'ye, Amerika'ya hepsine rahmeti olsun. Dünyada yaşadığı için diyelim. Bildirdiği, verdikleri Cenab-ı Hak ondan razı olsun. Yani onun şeyini karşılamamız mümkün değil. Yani peygamberimizin şükran edecek, peygamberimize şükran edecek halimiz yok. Acziyetimiz var. Yani o kadar büyük ihsan bulundu bizim muhsin yaptı ki muhsinler yaptı hepimizi. Bunun karşılığını vermemiz mümkün değil. O zaman dediğin gibi dünya dışındaki aya rahmeti nereden oluyor? Merih'e, galaksilere rahmeti nereden oluyor? Değil mi? Bu düşünce geliyor insana. Peygamberimizi biz çok iyi tanımamız gerekiyor. Peygamberimizin iki hali var. O da ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın bize bildirdiği gibi. Ene mislüküm beşerum illa yuha. Yani ben de sizin gibi beşerim. Ancak bana Rabbinizin bir olduğu hakkında vahiy gelir diyor. İşte bu da Peygamberimizin bize iki halini gösteriyor. Bahsettiğimiz ene mislüküm beşer hali, bu hali. Eğer illa yuha hali olmasa idi, zaten alemlere rahmet olarak gönderildi diye bir ifadesi olmazdı. Şimdi, beşeriyeti yönüyle bir Hazreti Muhammed var, beşeriyetin yönüyle. Mekke'de, Medine'de yaşamış, Kur'an-ı Kerim'i işte tebliğ etmiş, insanlara imam, önder olmuş, İslam'ı tamamlamış, böyle bir Muhammed anlayışı var, bir de hakikati Muhammedi anlayışı var. Şeriat mertebesi itibariyle ene mislüküm beşer ifadesiyle alemlere rahmet olamaz. Bu hükmü de aykırı. Gitmediği bir yere nasıl rahmet olacak insanın? Peygamber Efendimiz de Mekke Medine'de yaşadı. Bunu biliyoruz. Miracını yaptı ama geldi. O zaman bunu daha yukarılarda aramak gerekiyor. İşte o zaman da yine mertebeler devreye giriyor. Tasavvuf devreye giriyor. Ve ihsan muhsin hakikati devreye giriyor. İşte ihsan muhsin olmazsa zaten bahsettiğin şeyi anlamak mümkün değil. Ama yine de kelam olarak aklımızın bir yerinde bulunsun. Ve peygamberimizin Habib olması nereden geliyor? Bahsettiğimiz mertebe neydi? Halillik mertebesiydi. Ama peygamberimizin lakabı Habib. Habib de mahbub, sevilen, maşuk manasında. Yani bir bakıma Allah aşık Muhammed Aleyhisselam. Maşuk hükmünde. İşte demin bahsettiğimiz lamla elifin iştiyakı bu bir bakıma. Muhabbeti, ezeli muhabbeti. Yani
Şimdi Cenab-ı Hak ama diye hadis-i kutsi de belirtilmekte. Küntükenzen mahfiyen, ben gizli bir hazineydim, bilinmekliğimi sevdim, irfan olunmaklığımı hubettim. Bak Habib daha buradan başlıyor. Ve bütün bu alemleri halkettim diyor. İşte bu amaiyet halinden bir tecelli ettiğinde ahadiyet mertebesi, yani kul huvallahu ahad diye de belirtiliyor ya, o teklik mertebesini, birlik mertebesini zuhura çıkarmış oluyor. Amaiyette batındayken, bilinmezlikte iken, ahadiyetinde de iki özelliği ortaya çıkıyor. İnniyeti ve hüviyeti olarak. İşte ilmi latif olarak ahadiyette bulunan bütün hakikatler, daha orada henüz Allah ismi de alınmış değil, yani ortaya çıkmış değil. Allah isminin söylenmesi için bir zemin lazım ki orada faaliyete geçsin. Zat-ı mutlak diye sadece orada isimlendirilmekte. O zat-ı mutlak alem sahnesinde kendinin bilinmesi, tanıtılması için kendine ilah ismini veriyor. Sonra onun tespiti babından elif lam takısıyla birlikte, yine lam elif lam var orada, el ilah, yani mutlak ilah, Allah, oradan el ilah'tan da lam kaldırılıyor, Allah, elif kaldırılıyor, neyse Allah hükmü ismi çıkıyor. İşte ahadiyet mertebesindeki ilmi ilahiye uluhiyet mertebesine aktarılmış oluyor. Burası da vahidiyet mertebesi ismini alıyor. Bu mertebede birçok saha var. Vahidiyeti bir zemin olarak düşünelim. Birçok mertebe var. Uluhiyet mertebesi var. Risalet mertebesi var. Rahmaniyet mertebesi var. Daha sonra da rububiyet, daha sonra da melikiyet, efal alemi mertebeleri var. Şimdi uluhiyet mertebesinde İlmi ilahiyede olan zat-ı mutlakın bütün hususiyetleri, yani Allah ismiyle belirlenmiş ilmi ilahiyenin latif olarak bütün hususiyetleri burada sıfat mertebesi olan vahidiyet mertebesine kopyalanıyor. Ne varsa, yani zat-ı mutlakta, daha sonra uluhiyet ismini, yani ilah Allah ismini alan o programda ne varsa sıfat mertebesinde kopyalanıyor. Sıfat mertebesinin isimlerinden birisi hakikati insaniye, bir ismi hakikati Muhammediye, bir ismi insanı kamil, bir ismi ceberut mertebesi. İşte kopyalanan, yani ilahi hakikatin kopyasının aldığı yer hakikati Muhammediye. Ve Habib olan yer burası. Alemlere rahmet olan yer burası. Çünkü bütün alemleri kapsamına almakta. Hazreti Muhammed birey görünen tarafı değil, beşer tarafı değil. İlahi tarafı, hakikati Muhammediye tarafı. Uluhiyetin tam kopyası. Yani aslında ne varsa kopyasında da aynı. Hani mahkemede bir evrak düzenleyecekler. Notere gidiliyor. Ne diyor? Aslının aynıdır diye noter tasdikliyor. İşte hakikati Muhammediye uluhiyet mertebesinin tasdik ettiği aslının aynıdır hüviyeti. Hüviyeti Muhammediye. İşte alemlere rahmet olan yer burası. Ve ayet-i kerimede sözüyle ve ma erselnake, biz seni göndermedik. İlla rahmeten lil alemin, alemlere rahmet olarak gönderdik dediğimiz ayet-i kerime bu hakikatten bahsediyor. Göndermedik ama ne yazık ki, yani tenkit babında söylemiyorum, o anlayış öyle. Ayet-i kerimeyi, bu ayet-i kerimenin mealini açtığın zaman gördüğün meal, okuduğun meal, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik bölümü sadece. Bak, göndermedik bölümü yok. Yutuluyor.
Efendim diyor, bu Arapça lisanın gereğidir. Evvela nehi yapar, sonra işte yapar. Var olarak gösterir de bundandır der. Allah'ın o kadar bilgisi yok çünkü. Ve diğer taraftan Kur'an-ı Kerim Ümmül Kitap'tan Levh-i Mahfuz'a geldiği zaman vardı. O zaman Arap lisanı yoktu. Araplar yoktu ki. Arap lisanı olsun. O zaman Arapça, uluhiyet Arapçasıdır Kur'an-ı Kerim. Beşer Arapçası değildir. Benzerliği vardır. Beşer Arapçası kalıplarına soktuğumuz zaman işte bu hükümdür, bu budur diye biz onu aslında ayırmış oluyoruz. Kalıba döküyoruz. Kalıp neyse o. Biz kalıp okuyoruz. Ruhunu okuyamıyoruz. Ruh kalıba girmez ki kalıplaştırsın. Onun için özel bir ruhani çalışma gerekmekte. İşte biz seni göndermedik dediği ahadiyet mertebesinde ilim olarak bulunan hakikati Muhammediye, ilim olarak bulunan hakikati Muhammediye daha henüz vahidiyet mertebesine tenezzül etmediği için, yani faaliyete dönük olmadığı için sen varsın ama göndermedik, henüz göndermedik, vakti gelmediği için göndermedik. Biz seni göndermedik derken onun varlığını kabul ediyor. Sen varsın ama daha faaliyette değilsin diyor. Yani Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Efendimizin kaynağı ahadiyet mertebesinden hakikati Muhammediye olarak geliyor. Zaten ahad da bir bakıma 13 tür. Hakikati Muhammediye'nin sırrımız rakamı, şifre rakamıdır. Siz demiştiniz ki efendim buradaki yani dünya olarak, dünyadaki ismi azam hakikati Muhammediye'dir. İsmi azam Muhammed ismidir. Onun da aslı hakikati Muhammediye'dir. İşte bana vahyolunur dediği tarafı burası Efendimiz. Yukarıdaki olan hali. Onun için ona eş benzer hiçbir şey bu alemde olamaz. Mümkün değil. Onun için aslında sözle mekane Muhammedun eba ahadin min ricalikum velakin Resulullah ve Hatemen Nebi ayet-i kerimesinde bahsedilen o kimsenin babası olmamıştır lafzı buraya dayanmaktadır. Yani uluhiyet hakikati itibariyle gelen İhlas suresi, Allah'ın tekliğini, varlığını bildiren İhlas suresinin mekane Muhammedun eba ahadim ayet-i kerimesi Peygamber Efendimiz'e gelen karşılığıdır. Allah çocuk edinmediğine göre, yani edinmediğine işte göre onun için daha ayrıca söylendi mi? Yani o birdir, tektir, başkası yok, o ahattır. Doğmamış, doğrulmamıştır. Hakikati Muhammedi de çocuğu mucuğu olmaz onun. Ama fiziki Muhammedi'nin olur. Ama ayet oradan bahsediyor. O Muhammed'den bahsetmiyor. Zuhur-u Muhammedi'den bahsetmiyor. Hakikati Muhammedi'den bahsediyor. Arapça lisanı bunları söylemez işte. Yetmez gücü çünkü oraya. Ha, biraz Rabçe konuşmak gerekiyor. Yani o zaman aşk, adiyet mertebesi, vadiyet mertebesindeki kopyasına... Kopyasına geçmiş oluyor. Habib oradan oluyor işte. Habibi oradan. Ya, Habib derken biz fiziki Muhammediye Habib diye görüyoruz. O nokta tecellisi, nokta zuhur mahalli. Yani hakikati Muhammediye'nin nokta zuhur mahalli. Çünkü o zuhur mahalli olmasaydı bunları kimse bilmezdi, bilemezdi. O bize bildirdi. Yani beşeriyeti yönüyle bizim beşeriyetimize hitap edecek şeyde, düzeyde olduğu için insan suretinde halkedildi. Hani dediler ya peygamber melekten gelse olmaz mıydı? Veya zenginlerden işte gelseydi olmaz mıydı diye itiraz ettiler. Bu zaten garip. Yetim gibi. O da diyor ben yetimeyni, iki yetimim zaten diyor. Yani sadece Arap
lisanını öğrenmekle, klasik manada Arap dil bilgisini öğrenmekle bu iş olmaz. Ama o olmadan da bu iş olmaz yine. O giriş kapısıdır Arap lisanı. Oradan Rapça'ya geçmek gerekir. Yani Rapça bilinmedikten sonra bundan anlaşılmaz. Hani bahsediliyor diye burada da Esma-i İlahiye'nin kişide faaliyete geçmesi, işte onun olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in de bu Esma-i İlahiye terkiplerinin açılarak çözülerek faaliyete geçmesi, Esma-i İlahiye'de rububiyet mertebesi olduğundan Rabçanın hakikatleri oradan açılabilmektir ancak.